Kıymetli arkadaşlarım merhabalar, selamlar. Bugün sizlere Türk tarihinin kıymetli değerlerinden birinden bahsedeceğim. Boğazyiğit Kaymakamı Kemal Bey. Sevda közünü gül korur vay vay. Sağ yanımı dar ağacından. Bir yanıma ferman vurur of. Malumunuz odur ki Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrıldı. Mondros Mütarekesi'nden sonra işgaller başladı ve İstanbul'da bir damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu. Damat Ferit Paşa hükümeti İstanbul'da İtilaf devletlerine yaranmak için bir divan-ı harp mahkemesi kurdu. Bu mahkemenin başkanı Mustafa Nemrut Paşa'ydı. Bu mahkemede kıymetli arkadaşlarım Yozgat Boğazyiğit Kaymakamı Kemal Bey de yargılandı. Yapılan hukuksuz yargılamalar sonucunda kendisi haksız suçlarla itham edilerek kıymetli arkadaşlarım Beyazıt Meydanı'nda 1919 tarihinde saat 17.05'te idam edildi. Kendisinin son sözü "Fertler ölür, Türk ulusu yaşar" oldu. Yıllar sonra 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarmış olduğu yasayla kendisini milli şehit kabul etti. Ben de huzurunuzda bu değerli öğretmen, kaymakam Kemal Bey'i saygıyla, minnetle anıyorum. Fikirleri, yolu, yolunuz olsun kıymetli arkadaşlarım. İyi çalışmalar. Sırtımıza coplar indi her gün kaç kere. Lanet olsun, lanet olsun kara ellere.